Hava yoluyla seyahatlerde yolcular en konforlu şekilde uçmayı arzu ederler. Bazı yolcular ise bunun için uçuş öncesi özel hazırlıklar yaparlar. Hava yolları da misafirlerini memnun etmek için konforlu bir uçuş için gereken imkanları sağlamaya çalışırlar. Ancak hava yolları yolcu profillerine göre bilet satmadığı için bazı tecrübesiz ve nezaketsiz yolcular uçuşta keyifleri kaçırabilir, konforu bozabilir. Hava yolları yolcular arasındaki rahatsız edici durumları çözmek amacıyla üst sınıflar için bazı özel projeler uyguluyorlar. Bu durumu dikkate alan şirketler koltuk konfigürasyonuna da özen gösteriyorlar. Türk Hava Yolları da kendi tasarlayıp geliştirdiği ve bu yıl tanıtacağı business class koltuğunu bu anlayışla uçaklarında kullanmaya başlayacak. Hava yollarında mahremiyeti önceleyerek her bir koltuk için özel kişisel alan oluşturan suite adlı uygulamalar yer alıyor. Bazı zorlukları olsa da birçok havayolu bu şekilde tasarımları first ve business sınıflarda kabin içinde kullanarak yolcuların birbirine verebileceği rahatsızlığa çözüm buluyorlar. Ancak özellikle ekonomi sınıfında başka yolcuların verebileceği rahatsızlıktan korunmak için özel çaba, taktik ve yöntemler gerekiyor. Uçakta konforu bozan ve sıkıntı yaşanmasına yol açan durumları araştırdık. Koridor kenarı tercih eden ve uçağa erken binen bir yolcu, diğer yolcuların başüstü dolaplarına el bagajlarını yerleştirme esnasında oluşan tıkanma nedeniyle başında bekleyen yolcudan dolayı sıkıntı yaşar. Genelde uçağa biniş ve inişlerde kabinde oluşan kuyruk esnasında ayaktaki kişilerin ellerindeki bagajları, sırt çantaları veya poşetleri sürekli olarak oturan yolculara çarpar. Kuyruk uzayınca başınızda bekleyen yolcunun süresi de uzar. Yakın temas başlar ve yolcunun hem kendisiyle hem de eşyalarıyla başınızda dikilip size dokunması canınızı sıkar. Bu duruma uçaktan inerken daha çok ve sık rastlanır. Özellikle uçaktan hemen ineceğini düşünen sabırsız yolcular, diğer tecrübeli yolcuların kafasında uzun süre dikilerek onları rahatsız eder. Uçakta özellikle lavaboya yakın bölümlerin önünde ayakta duran sıra bekleyen yolcular olur. Bu esnada dikkatsiz ve özensiz davranan yolcular daracık kabin içinde diğer yolcuların alanına müdahale ederler. Koltuklarına ellerini koyarlar veya bedenlerini dayarlar. Uçak içinde yürüyüşe çıkanlar da bu kuyruk sebebiyle beklemek zorunda kalır. Uzun süre bekleyen ayakta kalan yolcular yorulur ve koltuğa tutunur. Bu nedenle koltuğunuz sallanır ve konforunuz bozulur. Uyuyorsanız uykunuz bölünür, keyfiniz kaçar. Bakışlar da ayrıca başka bir rahatsızlık sebebi olur. Özellikle uzun uçuşlarda yolcuların en keyif aldığı aktivitelerden biri de film izlemektir. Uçakta kendiyle baş başa kalıp filme adeta yaşayan insanlar rahatsız edilmekten pek hoşlanmazlar. Hatta bazı kişiler izlediği filme başka bir yolcunun bakmasından da rahatsız olurlar. Yakınınızdaki veya ayaktaki bir yolcunun koltuğunuzda keyifle izlediğiniz filme göz atması, anlık dikkat kesilmesi konforunuzu bozar. Uçak inişini tamamlayıp park konumu için hareket halinde olduğu esnada koltuğundan kalkan yolcular kabin ekibi tarafından uyarılır. Ancak sabırsız bazı yolcular ikaz verilmeden kalkıp ya başüstü dolabındaki bagajını almaya çalışır veya yanındaki yolcunun başında dikilir. Bunun gibi hadiselerde kavgaya bile sebep olabiliyor. Uçuşun güzel bir şekilde tamamlanmasını engelleyebiliyor. Başınızda bir yolcunun dikilmesi ne kadar rahatsız edici ise bunu temas ederek yapması daha da sıkıntı verir.
Ayakta bekleyen veya yanınızda oturan yolcunun vücudunuzun bir noktasına dokunması sinir bozucu olur ve bu durum uzun sürerse adeta çileden çıkarsınız. Özellikle ikram servisi sırasında tuvalete giden, tura çıkan yolcular, servis arabası ile koridorda görev yapan kabin ekibinin işini zorlaştırır. Koridorda sıkışarak geçme anında ise koltuğunda oturan yolculara temas edilmesi en çok yaşanan durumdur. Yanınızdaki yolcunun sık sık size temas etmesi ise daha can sıkıcı olur.